Okay.
Mutlaka fetholmayacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. O asker
Bir mücadele örneği verir. Ya
kalbden yürütüldü. Yerin altında da elinden yaparak yer altı harfleri yapıldı. Kuleler üzerinden toplarla, surlar üzerinden ateşler yapılarak hava muharebeleri yapıldı. Arkası arkasıya tarihte ilk defa toplarla surlar bölündü ve nihayet 29 Mayıs sabahı arkası arkasıya kesin kararlılıkla yapılan hücumlarla İstanbul fethedildi. İstanbul'un fethinden alacağımız sayısız dersler vardır. İstanbul'un fethi hepimiz çok iyi biliyoruz ki her şeyden önce inançla başarılmıştır. Planlı bir çalışmayla başarılmıştır. Çok iyi bir hazırlıkla başarılmıştır. Başarılmıştır. Azimle başarılmıştır. Sabırla başarılmıştır. İşte İstanbul'un fethinden bugün yeniden yapmaya mecbur olduğumuz fetihler bakımından bu dersleri almak, bu gerçekleri göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'un fethini yaşadığımız bu günde elbette dört büyük insanı ve bir büyük olayı bir kere daha hatırlamamak mümkün değil. Bu dört büyük insandan bir tanesi Sultan Fatih'tir. 19 yaşında tahta oturmuş, 21 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. Ne güzel gençlik örneğidir, ne güzel kumandandır. Ondan dolayıdır ki bugünkü inançlı gençlik Sultan Fatih kendisine örnek almaktadır. Bugünkü inançlı gençlik Sultan Fatih'in İstanbul'u fethini Milli Fethi ve Gençlik Günü olarak kutlamaktadır. Ne güzel bir şuur, ne kadar isabetli bir davranış. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmekle kalmamış, biraz sonra sizleri selamlayacak olan Bosnalı kardeşlerimizin yaşadığı Bosna'yı da Sultan Fatih fethetmiş, Bosna'ya da hak adaleti Sultan Fatih götürmüştür. Böylece Sultan Fatih'i günlerce, saatlerce, yıllarca konuşsak alacağımız dersler bitmez. İstanbul fethi bahsedilirken elbette Ulubatlı Hasan'ı bugün rahmetle yad etmek mecburiyetindeyiz. Ne güzel asker buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte onun en güzel örneği Ulubatlı Hasan'dır. Genç, inançlı, kaleye çıktı, bayrağı ilk defa dikti, yaralandığı halde şehit oluncaya kadar canla başla cihadına devam etti. Ne güzel bir cihat örneği, ne güzel bir gençlik örneği. Allah bu muhteşem insanların şefaatinden bizleri ayırmasın, hepimizi onlara benzetsin. İstanbul'un fethinden bahsederken elbette büyük bir hürmetle anacağımız Akşemseddin Hazretleri, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Akdede isimli diğer Veliullah Han zatları da öyle bir günde rahmetle almak vazifemizdir. Ve de Akşemseddin Hazretleri gibi güzel bir örnekten ders almak mecburiyetindeyiz. Akşemseddin Hazretleri Sultan Fatih'i küçük yaştan beri fethi için yetiştirdi. O cuma günü Sultan Fatih ile beraber harekat başlar başlamaz bütün diğer muhterem hocalarla çadırlara daldı ve oradaki askerlerin hepsine fethin mutlaka yapılacağına inandırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bugünkü ilim adamlarımız da Akşemseddin Hazretleri ne güzel örnektir. Bugünkü ilim adamlarımız da aynen Akşemseddin Hazretleri gibi bütün gençlerimizin, bütün milletimizin cihat şuuruyla, yani hakkı hakim kılmak şuuruyla yetişmesini baş mesele saymalıdırlar. Batıl düzene yardımı asla teşvik etmemelidirler. Bugün
yerde ilim adamlarımıza, din adamlarımıza düşmek dedim. Din adamlarımızı bu görevlerinden alıkoymak isteyen bedbahtlar olabilir. Ama din adamlarımız o şuurda insanlardır ki kendileri bu bedbahtların söyledikleri sözlere uyacaklarına o bedbahtları da irşad etmek göreviyle görevlidirler. İşte bugün Akşemseddin Hazretleri'ni bu şuura sahip olmak için bir kere daha rahmetle anıyoruz. Bir kere daha ne güzel din adamı örneği olarak kendisini saygıyla yad ediyoruz. Ve İstanbul'un fethini bahsederken elbette en büyük insan Ebu Hanife el-Ensari Hazretlerini en sona ayırıyoruz. Çünkü Ebu Hanife el-Ensari Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'den gelip ilk biat eden insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye geldiği zaman evinde misafir eden insan. İlk defa hakkı adaleti yeryüzünde temsil eden ilk devlet kuruluşunun kendi evinde doğduğu mübarek muhteşem insan. O günden sonra da bütün muharebeler hepsini iştirak etmiş, hepsinde bayrağı taşımıştır. Hangi ordulara bayraktarlık yapmış? O ordular ki başındaki kumandan Allah'ın sevgilisi. O ordular ki içindeki askerin her biri eshab-ı kiram. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Benim eshabım Beni İsrail'in peygamberlerine benzer. Hepsi gökte parlayan bir yıldız gibidir. Hangisinin yoluna giderseniz saadete ulaşırsınız. İşte her bir askeri bir eshab-ı kiram olan o orduların her zaman bayrağını taşımak Ebu Ayyub-i Ensari Hazretlerine nasip olmuştur. Bütün bu sonsuz şereflerine ilaveten İstanbul'un fethine de evlatlarıyla beraber geldi. Bütün yaşlılığına rağmen canla başla herkesten daha büyük gayretle çalıştı. Bir kere daha onun genç kumandana verdiği dersi bugün hatırlamaya mecburuz. O surlara doğru herkesten daha cesur bir şekilde atılırken genç kumandan ona dedi ki ya Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri siz bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetisisiniz. Neden kendinizi bu oklara, bu yağlara, bu ateşlere atıyorsunuz? Size bir şey olursa biz ne yaparız? Geride durun, arkada durun. Hem siz şu ayeti kerimeyi okumadınız mı? Bak Cenab-ı Hak kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Sen neden kendini bu ateşlere, oklara atıyorsun dediği zaman Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri genç kumandanın sırtını okşadı ve ona muharebe meydanda verilmesi lazım gelen dersi evladım sen kaç yaşındasın? Bak gördün mü? Bu ayeti kerime nazil olduğun zaman sen daha doğmamıştın bile. Halbuki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibindeydik. Sen o ayeti kerimenin manasını anlamamışsın. Bak o ayeti kerime biz bir seferden geldiğimiz zaman nazil oldu. Eshab-ı kiram zırhlarını çıkartmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci bir sefere emir buyurdular. Onun üzerine bir heyet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna geldi. Ya Resulallah biz şu hurmaların dilinden anlarız. Size bir şey arz etmek istiyorum. Bir seferden geldik. Zırhlarınızı çıkartmadan ikinci bir sefere emrettiniz. Siz hak peygambersiniz. Emriniz başımız üzerine. Ancak ne var ki şunu arz ediyoruz ki eğer bugünlerde biz bu yeni sefere gidersek ve şu hurmaların bakımını yapmazsak seferden döndüğümüz zaman bu hurmaların hiçbiri mahsul vermez. Biz ziraat uzmanıyız. İşte bu gerçeği size arz ediyoruz. Buna rağmen emir buyuruyorsanız emriniz başımız üzerine. Yok eğer önce hurmaların bakımını yapalım sonra bu sefere çıkalım diyorsanız emrinize hazır. İşte o sırada bu ayeti kerime gönderildi. Cenab-ı Hak bu ayeti kerime ile bütün insanları ve bu arada bizi uyarıyor. Ey Müslümanlar!
Amerika'nın sırtların arzularını yerine getirmeye çalışırken öbür
diyorum. Makine su geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi meseleyi ele aldı. Ferahusen Paşa sakın New York'a gitme diye bir bildiri yayınladı. Ne yazık ki ertesi gün taklitçiler Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın geleceğini de dikkate alarak Sayın Davut Bektaş'ı mutlaka New York'a göndermek için saatlerce dil döktüler. Aklı hayale gelmedik baskıları yaptılar. Ve Sayın Davut Bektaş'ın 5 gün sonra New York'a gideceğini açıklattırdılar. Asla böyle bir fiil cereyan etmemeli. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi kesin karar almıştır. Bu karara ne Türkiye'nin yöneticileri ne de Kıbrıs'taki kardeşlerimiz bu karara karşı hareket edemezler, etmemelidirler. Ve hele oraya giderek vatan toprağını başkalarına vermeye kalkarlarsa işte Refah Partisi olarak buradayız. İşte Fetih Nesli olarak buradayız. Bugün değilse yarın mutlaka bunun hesabını sorarız. Muhterem kardeşlerim, huzurlarınızda birçok Müslüman ülkelerin misafirleri var. Onun için bu fetih gününde elbette Mescid-i Aksa'yı anmadan geçemeyiz. Filistin'deki zulümlere ancak bu fetih nesli son verecektir. Keşmir'deki zulümlere ancak bu fetih nesli son verecektir. Cezayir'deki zulümlere ancak bu fetih nesli son verecektir. Libya'ya, Irak'a uygulanan haksız ambargoları ancak bu fetih nesli kaldıracaktır. Bugün bir dünya haritasını önümüze koyduğumuz zaman İslam alemine karşı nasıl haksız tecavüzler yapıldığını, Müslümanlığın yeryüzünden kaldırılması için nasıl zalimane çifte standartlar kullandığını, bugün gene Bizans'ın nasıl karşımızda otladığını açıkça görüyoruz. Ondan dolayıdır ki bugünkü Bizans entrikalarına karşı bu fetih nesli inşallah yeniden İstanbul'u fethedecek. Sultan Fatih'in askeri olarak yeniden insanlığı kurtaracaktır. İstanbul'un fethinin 540. yıl dönümünü kutladığımız bugün de işte kalbimizde yanan ateş budur. Bütün bu zulümler karşısında tek kurtuluş çaresinin Türkiye'nin milli görüşe dönmesi, adil düzene dönmesi olduğunu 1,5 milyarlık İslam alemi çok iyi biliyor. Ve de Allah'a şükürler olsun, işte bunun için yeniden İstanbul'un fethini yapıyoruz. 1991 seçimlerinde Refah Partisi oyların %17'sini aldı. Başa güreşen pehlivan oldu. 1992 bir Kasım'da Refah Partisi en büyük parti oldu. Kağıthane belediye seçimlerini %34 oy alarak kazandık. Sultan Fatih'in gemileri bir kere daha Halice'yi. Bugün İstanbul inananların çok şükür muhasarası altındadır. İstanbul'un 9 tane partili belediye başkanının gece gündüz yaptığı hizmetlerle büyük bir bahtiyarlık yaşıyor. İşte her şey gördüğünüz gibi yeniden yeni 29 Mayıs'a kalmıştır. Önümüzdeki 29 Mayıs'ı inşallah 1994 yılının Mart ayında yaşayacağız. Bugün Eskişehir'imizde İstanbul'un fethinin 540. yıl dönümünü kutlarken gelecek 29 Mayıs'a Cenab-ı Allah'tan İstanbul'un yeniden fetholunmuş olarak ulaşmamızı nasip buyurmasını niyaz ediyor. Çok şükür surların önündeyiz. Önümüzdeki Mart'ta İstanbul tekrar fetholunacak. Onu takip eden Eylül 94'te, Ekim 94'te mutlaka Türkiye'de büyük seçimler yapılacak ve böylece 50 yıllık taksitçilik
geldi kapanacak, sizi görüş gelecek, adil düzen gelecek, yeniden büyük Türkiye kurulacak, İslam Birliği kurulacak ve yeni bir dünya kurulacak inşallah. İşte 29 Mayıs'ı 540. İstanbul'un Fethi gününü kutlarken bu inançla kutluyoruz. Onun için yerlerinde oturan bütün kardeşlerimi ayağa kalkarak manevi kılıçlarını bilemeye davet ediyorum. Ellerinizi havaya kaldırınız. İşte Sultan Fatih'in ordusu, Refah Partisi'nin 2 milyon kayıtlı üyesi oluyor bu sene sonunda. Milli Gençlik Vakfı'nın 200 bin kayıtlı üyesi oluyor bu sene sonunda. Milli Gençlik Vakfı'nın 200 bin ordusu üyesi demek, Sultan Fatih'in ordusunun beri demektir. Yeniden İstanbul'un fethine yürümek için kılıçlarımızı bir kere daha biliyoruz. Hazır olun, hep beraber milletimizi saadet ve selameti için o gençin şöyle düzenini bir an evvel yıkmak için adil düzeni bir an evvel kurmak için Bosna'yı kurtarmak için Azerbaycan'ı kurtarmak için Kıbrıs'ı korumak için Kudüs'ü kurtarmak için Keşmir'i kurtarmak için Cezayir'i kurtarmak için Hristiyan Birliği değil İslam Birliği için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. İstanbul'un fethinin 540. yılı ve önümüzdeki yıldaki yeniden İstanbul'un fethi milletimize İslam'ın